Şöyle düşünelim. İsveç'in kuzeyinde küçük bir kasabada, kasaba merkezinde birkaç kişi görüyoruz. Farklı kıyafetleriyle hemen dikkatimizi çekiyor. Yaklaşıyoruz, bakıyoruz ki Afgan kıyafetli ya da Arap kıyafetli 2-3 tane insan sokakta insanlara broşür dağıtıyorlar. Diyoruz ki siz ne yapıyorsunuz burada? Onlar da İslam'ı anlattıklarını, Müslüman olmayan insanlara İslam'ı anlatma yükümlülüğüne sahip olduklarından dolayı bu yükümlülüğü kendileri adına yerine getirdiklerini söylüyorlar. Peki ne olacak bu insanlar? Sizin söylediğiniz, verdiğiniz broşürlerle Müslüman olacaklar mı? Önemli değil diyor benim için. Ben haberi, bilgiyi ulaştırmakla mükellefim. Bilgiyi ulaştırdıktan sonra onlar kendileri araştırır, tahkik eder ve netice itibariyle Müslüman olmak istiyorsa olur, istemiyorsa olmaz diye söylüyorlar. Peki, soruyoruz. Yani diyoruz ki eğer bu insanlara hiç İslamiyet ulaşmasaydı, İslamiyet hakkında hiç bilgileri olmasaydı ne olacaktı bu insanların hakkındaki hüküm nedir? Ha, bu insanların İslam'la ilgili hiç bilgileri olmasaydı bu insanlar mesul olmayacaklardı. Yalnızca mesuliyetleri şirk koşmamak. Yani ne demek şirk koşmamak? Herhangi bir puta, bir toteme, herhangi bir ağaca ya da bir hayvana tapınmama yeterliydi. Yani tapınmadıkları için de bunlar kurtulmuş olacaklardı. Peygamber Efendimiz'e inanmamış olsalar bile şirk koşmadıkları için. Ya da aşkın bir tanrının sıfatlarını bilmeseler bile varlığını kabul etmeleri bazı görüşlere göre yeterliydi bunlar için, kurtulmaları için diye size cevap verebilirler muhtemel. Ya da belki derler ki hayır, her halükarda Müslümanlıkla ilgili haberlerde şurada burada bir şeyler duymuşlardır bu insanlar. Duyduklarına göre araştırmaları gerekir. Niye araştırsın insanlar? Dinle ilgisi yoksa, alakası yoksa. Ha, insanlar nasıl ki sağlıklarıyla alakalı meseleleri duydukları zaman araştırıyorlar, tetkik ediyorlar ise aynı şekilde ruhla ilgili, kurtuluşla ilgili en temel mesele, insanın en temel meselesinde de araştırmaları gerekir şeklinde bir argüman karşımıza çıkıyor. İşte bu zaman böyle bir durum karşısında sormamız gereken soru şu. Bilmeleri yani insanların, bir şeyi bilmeleri. Yani o bir insanın Peygamberimizin hayatını çok iyi bilmesi, kitapta okuması, onunla ilgili film seyretmiş olması, işte Müslüman insanları görüp onlardan bilgi alması, Müslüman olması için yeterli mi? Yani bilgi eşittir iman mı? İşte bu sorunun cevabı üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bilgi eşittir iman mıdır sorusunun cevabı ilk asırlarda insanlar arasında yani Müslüman din alimleri arasında da tartışılmış. Bunlar da üzerinde konuşmuşlar. Bazıları demişler ki hayır, bilgi eşittir İslam, Müslümanlık ya da imandır diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü bildiği halde iman etmeyen insanlar var. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerime diyor, buyuruyor ki yani Allah Teala o diyor. Yani Ebu Cehil'in kastedildiği ifade edilir. O diyor bildiği halde sapıklıkta kaldı, sapıttı. Yani Müslüman olmadı. Bildiği halde nasıl Müslüman olmadı? Yani bir rivayetlere göre Ebu Cehil der ki ben onun Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu biliyorum fakat farklı kabileden olduğu için bunu kabul etmiyorum diyor. Yani kabileler arasındaki rekabet o zamanlar, aileler arasındaki, aşiretler arasındaki rekabet çok şiddetli olduğu için farklı bir kabileden, muhatap bir kabileden, benim yarıştığım bir kabileden birisinin efendi olmasını, büyük olmasını, benim başıma geçmesini, manen de olsa otorite olmasını niye kabul edeyim diye yaklaşıyor. Ha, o zaman anlıyoruz ki biliyor fakat onu tasdik etmiyor. Neden tasdik etmiyor? Çünkü sevmiyor. Çünkü onun kendisinden daha küçük olduğunu düşünüyor. Yani onun bir itaat, bir otorite olarak kabul etmek istemiyor. O zaman düşünmemiz gerekiyor. Yani iman demek, bilmek demek değil. Bilen insanların bir kısmı inanmamışlar. İşte örnekleri Ebu Cehil örneğinde olduğu gibi, Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talip örneğinde olduğu gibi. Ama bazı insanlar da var ki duyar duymaz inanmışlar. Mesela Rahip Bahira diye bildiğimiz meşhur bir rahip var. Peygamberimizi görmediği halde uzaktan bakıyor kervanla. Küçük yaşta Peygamber Efendimiz Şam taraflarına amcasıyla beraber seyahat etmiş. Onun başının üzerinde bir bulut olduğunu görüyor. Onları davet ediyor. Sonra bakıyor ki bulut yine orada duruyor. Orada birisi daha kaldı mı diyor kervanın geri kalan kısmında. Evet diyorlar. Benim yeğenim kaldı diyor Ebu Talip. Bunun üzerine onu da çağır diyor. Bakıyor, diyor ki bu peygamberdir diyor. Yani daha görmeden, yüzünü görmeden bile eski kitaplarda okuduklarından hareketle tabiatta hiçbir şey, hiçbir varlık, bulut, yağmur, herhangi bir tabii olay Allah Teala tarafından konulmuş düzene göre işler.
bu düzenin, bu nizamın, bu kanunların dışına çıktığı zaman yalnızca Allah'ın seçtiği peygamberler için çıkar. Allah peygamberlerini korur, kollar, gözetir. İşte bu peygamberlerin mucizesidir. O bildiği için onu daha görmeden onun peygamberliğini hemen fark ediyor. Mesela Rahip Bahira gibi aynı şekilde Hristiyan olan, eski kitapları bilen Varaka bin Nevfel de aynı şekilde baktığımız zaman o da biliyor. Bildiği için de duyduğu anda hemen bu diyor Hazreti Musa'ya inen nedir? Kanun yani Hazreti Musa'ya inen namustur yani Hazreti Cibril'dir diye ifade ediyor. Bir melek olarak onun ismini söylüyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında demek ki bazı insanlar duyar duymaz, herhangi bir ön yargıdan düşmeden, herhangi bir sıkıntıya kendisini bir şeye atmadan hemen iman edebiliyor bazıları. Fakat bazıları da iman etmiyor. İşte bazı insanlar da var ki, mesela Hazreti Hatice validemiz gibi, belki Peygamber Efendimizin peygamberlikle alakalı herhangi bir mesajı olmasa idi bile peygamberimizin peygamberliğini kabul edecek kadar peygamberimizi seviyor. Hazreti Ali küçük bir çocuk olduğu halde peygamber efendimiz ona peygamberliğini haber verdiği zaman, vahiy geldiğini haber verdiği zaman iman ediyor. Niye? Seviyor, sevgisi var, muhabbeti var. İşte o sevgi onun tasdik etmesini kolaylaştırıyor. Demek ki tasdikin içerisinde yani kabul etme, bir şeyi kabul etme. Nasıl kabul etme? Herhangi bir bilgiyi kabul etme, herhangi bir haberi kabul etme, bir habercinin kabul etmesi gibi değil. Herhangi bir işte bilgisayar programında bir sıfır bir şeklinde doğru yanlış ya da mantıktaki doğru yanlış gibi, matematikteki doğru yanlış gibi işlemiyor iman prosesi. Nasıl işliyor? İman prosesi çok farklı işliyor. İman prosesinin içerisinde sevgi var, tasdik var, aynı zamanda kabul var. Bu açıdan bakıldığı zaman biz de İslam'ı anlatmak istiyorsak önce sevdirmemiz gerekir. Sevdirmek için de temsil etmemiz gerekir.